Merhaba, çok sevdiğim, saydığım canlar, dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Affallayacak adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Kudüs'ün yıkılması ile ilgili, belki biliyorsunuz İsa Ruhullah Kudüs'ün yıkılması ile ilgili bir şeyler öğretti. Şöyle, Kudüs'ün orduları tarafından kuşatıldığını gördüğünüzde bilin ki şehrin yıkım vakti gelmiştir işte. O zaman Yahudiye'dekiler dağlara kaçsın. Kudüs'tekiler de oradan çıksın. Kırsalda olanlar şehre döneyim demesin, kaçsın. O günler Hakk'ın bu halkı cezalandıracağı günlerdir. Peygamberlerin yazdıkları kehanetler gerçekleşecek. O günlerde hamile olan ya da çocuk emziren kadınlar için ne kadar feci olacak. Çünkü memlekette çok büyük felaket yaşanacak. Bu halk Hakk'ın gazabına uğrayacak. Halkın bir kısmı kılıçtan geçirilecek. Geri kalanı da esir alınıp dünyanın bütün milletleri arasına sürgün olarak götürülecek. Kudüs gayri Yahudi diğer milletlerin ayakları altında alınıp çiğnenecek. Ta ki onların işgali sona erinceye kadar. Güneşte, ayda ve yıldızlarda garip alametler zuhur edecek. Bu dünyada ise bütün milletler kargaşa ve hengame halinde, denizlerin acayip uğultusu ve dalgaların tuhaf davranışlarını dehşete izleyecekler. İnsanlar dünyanın başına gelecek bu felaketlerin gerçekleştiğini görünce korkudan bayılacak. Çünkü bütün semavi kudretler sarsılacak. İşte tam o zaman herkes insan oğlunun bulutlarla, büyük kudret ve ihtişamla geldiğini görecek. İnsanoğlu kim? İsa Ruhullah. Dolayısıyla bütün bunlar gerçekleşmeye başladı mı dik durun. Başınızı kaldırın. Yılmayın. Çünkü demek oluyor ki kurtuluşunuzun gelmesine az kaldı. Sonra İsa onlara şu örneği verdi. Mesela bir incir ağacını ya da herhangi bir ağacı düşünün. Ağaçlar yapraklandı mı yaz mevsiminin yaklaştığını kimse söylemeden anlarsınız. Tıpkı bunun gibi bütün bu dediğim olaylar gerçekleştiğinde bileceksiniz ki Hak'tan gelen şahlık artık pek yakındır. Emin olun bütün bu şeyler gerçekleşmeden bu nesil tarih sahnesinden silinmeyecek. Yer ve gök bile ortadan silinecek silinmesine, fakat benim sözlerim asla ve asla ortadan silinmeyecektir. Ve bu sözlere göre bir deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Güneşte, ayda, gökte, yıldızlarda acayip alametler görülecek. Güneşte, ayda, gökte, yıldızlarda acayip alametler görülecek. Dalgalar kükreyecek denizlerde, dünya milletleri afallayacak. Dünya milletleri afallayacak. Halklar felaketleri bekleyecek. Beklerken de korkudan bayılacak. Halklar felaketleri bekleyecek. Beklerken de korkudan bayılacak. Semavi kudretler çok sarsılacak.
dünya milletleri affalayacak. Dünya milletleri affalayacak. İnsanoğlu bulutlarla gelecek. Halklar onun geldiğini görecek. İnsanoğlu bulutlarla gelecek. Halklar onun geldiğini görecek. Kurtuluş o an tam gelmiş olacak. Dünya milletleri affalayacak. Dünya milletleri affalayacak. Kervanın patlar yeşillendi mi? Anlarsınız yaklaştı yaz mevsimi. Kervanım ağaçlar yeşillendi mi? Anlarsınız yaklaştı yaz mevsimi. Aynen bu olaylar gerçekleşti mi? Dünya milletleri affalayacak. Dünya milletleri affalayacak. Dünya milletleri affalayacak. Ama biz kurtuluşumuz geldi diye sevineceğiz. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, başka canlarla da paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.